اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا والحكم بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم جنابك جملة مزيانالرمسة بابالرمسة دعاء بكم بجميع مسلمان كنّائشلرمسة اعف مغفرته لسنا Hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. allah Teala Celle Celaluhu dünyada ahirette darda, sıkıntıda bırakmasın. Yine Rabbimizden niyazımız olur ki bizi, evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi istikamet üzerinde bulundursun. Kaymaktan, kaydırılmaktan, sapmaktan, saptırılmaktan muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz, bugünün en önemli, en önemli, en önemli dikkat edilecek hususu iman nimetidir. İman nimetinin kıymetini bilmeyi ve o imanı kamille beraber huzura varabilmeyi nasip eylesin. Evet, değerli kardeşlerim, allah Teala Celle Celaluhu'nun selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Evlerinize, hanelerinize, bereketler dolsun. Cenab-ı Hak Celle sizlere çok hayırlar nasip eylesin. Şerlerle, şerlerden de uzak eylesin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifine başlayacağız inşallah. Başlamadan önce şöyle bir salatü selam getirelim. Öyle başlayalım inşallah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله قبول ne kadar muhtaçız ona. Onun engin o düşüncelerine, günümüze getirmiş olduğu o güzel hayat standardına, hayat rehberliğine, hayat programına. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden yolundan giderek inşallah onunla cennette de buluşmayı nasip eylesin. Onunla buluşanlar kendileri tabir caizse bedevi iken medeni oldular. Onunla buluşanlar iman ederek o çok kötü yollarını terk edip de sahabe oldular. Biz de aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşunca bütün yanlışlarımızı bırakıp dost doğru bir insan olabilmeliyiz. Olmalıyız da yani. Geç bile kaldık. Allah hepimizi affeylesin. Bu dünya bizi çok alıkoydu. İnşallah bundan sonrasında daha dikkatli bir Müslüman olmaya çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, liderimiz, önderimiz, biricik peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadisinde şöyle buyuruyorlar. İttekû firâsetel mü'min fe innehu yanzuru bi teala. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki müminin firasetinden korkunuz, sakının. Mümin çünkü baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar buyuruyor. Biz müminler, Müslümanlar baktığımız zaman bütün olayları görmek istediğimiz yer, pencere Allahü Teala'nın nuru olan Kur'an'dır. Kur'an içerisindeki düsturlardır. Cenab-ı Hak bu noktada bizden neler istiyor? Nasıl davranmamız lazım? Biz sıradan birisi değiliz. Biz Kur'an-ı Kerim'e inanmış, Kur'an-ı Kerim'in içerisindekileri kabullenmiş, ve hayatımızı da ona göre efendim programlamayı tasarlamış birileriyiz. Onun için de ne varsa ev alacağız Kur'an-ı Kerim'in metoduna göre o pencereden bakarak ev nasıl almalıyım ben? Harama düşmeden helalinden ticarete efendim girerken hatta altın alırken bile altın alırken şu altını veriyorum size zamana şunu verin gibi değil de altınınız örneğin sizin 100 gramsa size verilecek olan efendim altın 85 gramsa aradaki 15 gram faiz olacağı için doğru değildir. İlk önce 100 gramlık altını Türk parasına çevirirsiniz. O parayı elde ettikten sonrasında beğendiğiniz altın neyse bilezik olur, kolye olur. Onu alırsınız. O şekilde ticaretinizi bitirirsiniz. Altına altın aynı gramlarda olmalı. Bunlara dikkat etmeliyiz. Çok önemli şeyler bunlar. Mesela yine biz hasta olduğumuzda herkes gibi efendim böyle kalkıp da isyan edercesine bağıramayız. Çünkü Allah bizi sevmiştir sevdiği kullarını Allah-u Teala imtihan eder, sınar, günahlarını dökmek ister. Bu dünyada tertemiz yapıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hastaya gittiği zaman söylediği gibi tahurun inşallah. Allah sizi temizledi. Bu hastalığınızla beraber tertemiz oldunuz. Bu mentaliteyle, bu mantıkla, bu pencereden baktığımız zaman biz Müslümanca olayı değerlendirmiş oluyoruz. Örneğin bugünlerde ekonomik kriz var. Yani herkes kendine göre şikayet ediyor. Niye şikayet ediyor? Efendim fiyatlardan şikayet ediyor. Ama kimse şunu da söylemiyor. Kardeşim fiyatları biz belirlemiyoruz. Bizim üstümüzde bir yetki belirliyor. Yani bu yetki kainatın sahibi Hazreti Allahü Teala'nın elinde. Biz Allahü Teala'ya yanaşma noktasında, onun sözlerini dinleme noktasında sıkıntımız var ki bazen böyle merhamet tokatları atılıyor bize. Kendimize gelelim diye. Mesela bir insanın geçim sıkıntısına sebep olanlardan bir tanesi de nedir? Nedir? Allah'ın Kur'an'ından, İslam'dan, namazdan, abdestten Yüz çevirmektir. Cenab-ı Hakk'ın bunu Taha suresinin 124. ayetine almış, getirmiş. Bize efendim sunuyor. Kullarım dikkat edin diyor. Ben inanın kullarıma söylüyorum diyor. Kafirlerin hiç tavırlarına bakmıyorum. Onlar yesinler, içsinler falan bu dünya hayatındaki yaptıkları hiç belirlendirmez. Çünkü ben dünyaya sivrisinin kanadı kadar değer vermiyorum. Onlar da bana inanmadıkları için onları serbest bırakıyorum. Onlarla hiç uğraşmam ben. Aa, mümin, sana sesleniyorum. Sana sesleniyorum. Allah'ımız Celle Celaluhu devreye giriyor. Taha Suresi 124. Mevlamız ne buyuruyor? Estağfirullah. وَمَنْ zikri <tuhullahi> Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan Allah'ın zikri Kur'an. 600 sayfalık, 6600 küsür tane o ayetler Allah'ın zikri. Kim bunlardan yüzünü çevirirse, yani onları arkasına atarsa, hayatın içerisine almazsa, okumuyor, o mesaja dikkat etmiyor, Allah ne istediği diye sormuyor. Efendim, kıytırıktan birisinden bir mesaj geliyor, hemen ona dikkate alıyor. Birisi bir istekte bulunuyor, onun dikkate alıyor kainatın sahibi, bizleri yoktan var eden, bu kadar imkanları bize veren, veren de veren, döken de döken Allah sorgulanmıyor. Allah-u Teala ile hiçbir irtibat kurulmuyor. Allah da diyor ki Celle Celaluhu, o zaman fe inne lehu ma'işeten Ben de o kimse madem ki benim Kur'an-ı Kerim'e efendim sırt çevirdi, arkasını döndü, ilgilenmiyor. Ben de dünyanın sıkıntılarından maişet sıkıntısı, geçim sıkıntısı ona veririm. Daralır, daralır, daralır. Olan da daralır. Daha lüksü çünkü yaşamak istiyordu. O da kasasında para dolu olsa bile daha fazla niye yok diye daralır. Diğer gariban da daralır. O da efendim nasıl bu ayın sonunu getireceğim diye daralır. Allah'ım ders almayı alabilmeyi nasip eyle. Söz dinlemeyi nasip eyle. Sana efendinin Kur'an'ına, namazı, abdeste adam gibi dönebilmeyi nasip eyle. Zadül Mead kitabında diyor ki Allah'ın büyük efendim dostları, alimlerimiz bir insanın rızkının daralmasına sebep olanlardan bir tanesi de nedir? Sabah uykusudur diyor. Sabah uykusu. İnsan erken kalkacak rızıkların dağıtıldığı efendim, güneşin doğmadan öncesi saatinde Allah ile beraber olacak. tesbihatında olacak, namazın ne olacak, işine çıkacak. Yani 27 sene Almanya'da çalıştım diyor birisi. Efendim bana ben diyor 27 sene Almanya'da bir gün işe güneşin doğduğundan sonra gittiğimi bilmem diyor. Ben de gittim Almanya'ya gördüm manzaraları. Yaşadım. Yani Sabahleyin saat 4'te efendim insanlar saat 9'da, 10'da, 11'de bizim burada olduğu gibi hareket halindeler. Akşamleyin de erken yatıyorlar. Eğlenceleri, televizyonlar, dizileri ne varsa onu hafta sonuna bırakıyorlar. Bir kütüphaneye gittim, baktım. Ben bu gavurları met etmek için Allah'a sığınırım. Asla Allah'a sığınırım. Asla ne severim ne de met ederim. Sadece Bizim yapmış olduğumuz yanlışı ortaya koymak için söylüyorum. Cumartesi günü sabahın saat 8'inde, 8.30'unda soğuk hava kütüphaneye gittik. Böyle asansörlü büyük bir kütüphane. Dedim bu saatte tatil gününde ondan sonra soğuk insanlar gelmiş olabilir mi? Bomboştur falan düşüncesiyle bir gittim ki Allahu Ekber. Her yer insan kaynıyor. Kadını, erkeği, çocukları, delikanlıları. Kimisi efendim işte kitabını okuyor, kimisi gazetesini okuyor, kimisi dergisini okuyor. Ama illa okumaya önem veren bir insan kitlesi ortaya çıkıyor. E biz şimdi yani niye bunları yapmayız Allah aşkına? Bizim kütüphanelerimiz de dolu olsun. Biz de efendim meraklı olalım. Ondan sonra kendimizi yetiştirmeye çalışalım. İlla örgün eğitimde okumak zorunda değiliz. İlla kendimiz bir yerlerde efendim ismimiz kayıt olması şart değil okuyalım. Kitap okumaya merak, meraklı olalım. Kitap okuyan kimseden zarar gelmez. Ama okumayan kimseyi şeytan doldurur. Kafasını doldurur. Kalbini doldurur. Ve efendim kötülükler düşündürür. Haset olur o insan. Gıybetçi olur. O adamdan hep zarar gelir. insanlığa çevresine. Evet. Sabah uykusuna çok dikkat edelim. Erken kalkalım, erken yatalım. Yani en fazla en fazla en fazla bir Müslümanın yatış saati saat 11 olmalı. Saat 11 sabahleyin de 5'te rahat rahat 6 saat uykuyla insan kalkabilir ve hizmetine yollarına devam eder. Hiçbir sıkıntı çekmez. 6 saat ideal bir saattir. Hastaysanız başka. Ama normal bir insanın ideal saati alimlerimiz, hocamız, hocalarımız, tıpçılarımız bunu böyle söylüyor. İkincisinde Diyor ki yine zâdül müatta insanın rızkının efendim azalması, geçim darlığına sebep olanlardan bir tanesi namaz eksikliği. Namazdan dikkat etmek lazım. Namaz berekettir. Namaz huzur kaynağıdır. Namaz Allah'a yaklaştırır. Namaz şeytandan uzaklaştırır. Namaz senin bütün isteklerini önüne getirtirir. Namaz çünkü Allahü Teala Celle'nin en razı olmuş olduğu büyük bir ibadettir. Yapanlara ne mutlu. Yapamayanlar da Allah tövbeler nasip etsin. Yapma şerefini nasip eylesin inşallah. Ve en önemlilerden bir tanesi de tembellik. Bu da bir hastalıktır. Çalışmak lazım. Sürekli hareket halinde olmak lazım. Birisini bitirdin öbürsüne geç kardeşim. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Yapalım. İnsanlara faydalı olalım kendimize faydalı olalım, topluma faydalı olalım ama illa biz hareket halinde olalım, tembelliği bırakalım. Kitap okuyalım, bir derneğe gidelim, vakfa gidelim, çalışmalar yapalım. Hanımların kendine ait olan çalışmaları vardır. Maşallah, geçen bir vakfa gitmiştim, sohbetlerinden sonra başkanı beni ziyaret ettirdi sağa sola neler var diye gösterirken, dedi ki hocam dedi, bu bölümde hanımlar gündüz gelirler, çalışırlar böyle kendinden el emeği, göz nuru, işte patiğini yapar, diğer şeylerden yapar. Bunları biz vakıf adına satarız. Onlar da mutlu oluyorlar böyle bir hayrımız dokunuyor diye. Biz de mutlu oluyoruz. Efendim onlar sayesinde bir şeyler kazanabiliyoruz. Öbürleri mesela yemek yapıyor diyor. Onlar da yemeklerini satıyorlar mesela. İşte o gün içi, içi köfteydi efendim, içi köfteydi vesaire. Bu güzel şeyler bunlar. Yani Allah elhamdülillah bize fırsatlar vermiş, vermiş. Şu anda kimse diyemez ki ben yapamıyorum, yapmak istiyorum mu? yapamadım diye. O tembelliğimizi bir atalım inşallah. Güzel insanlarla oturup kalkarsak, güzel efendim düşünürüz, güzel görürüz ve hayata güzellikler kazandırırız. Dönelim ayetimize yine. 124 Taha suresi. Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an'ımdan, benim yolumdan yüz çeviren, çeviren, zikrimden yüz çeviren kimse var ya, yani Kur'an bakışıyla bakmıyor hayata. Bir şey olduğu zaman bizim hayat modelimiz Kur'an, Allah nasıl istiyor öyle bakacağız Dolayısıyla O pencereden bakacağız, Allah'ın nuruyla bakacağız, bakmadık. Birincisinde bir şamar geldi, tokat geldi. Neyle geldi? Geçim sıkıntısıyla, geçim darlığıyla geldi. Yani bakıyorsunuz bizim memleketimizde bu kadar cennet gibi vatanımız var ama meyveler, sebzelerin fiyatları, marketlerin fiyatları değişti. Sebebi ne? İşte orada bir şeyler sadece karşıya bulmayalım. Sadece efendim işte insanlar bunu yüklemeyelim. Bir de kendimize soru soralım. Ben bugün bir hata yaptım. Ben bugün sabah namazını bir sefer kaçırdım. Ben bugün cemaate çıkmadım gibi böyle kadınıyla ayrı soru, erkeğiyle ayrı soru, delikanlısıyla ayrı soru, kızıyla, erkeğiyle hepimiz için sorular var. Sonra Allah'ımız buyuruyor ki ikinci adımı o daha korkunç. O daha korkunç. Mevla diyor ki ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama Biz o zikrimizden, Kur'an'ımızdan yüzünü çevirmiş, Efendim ibadetlerini terk etmiş, Allah ile bağlantısı koparmış. Sadece dünya, 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 para, 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 para. Başka bir şey, sabahtan akşama kadar konuşmuyor. Müzikti, din, efendim işte kendine ait olan bir e, e, eğlence hayatı. Ya bunlar mı Allah aşkına? Bu kadar basit misin sen ya? Bu kadar basit efendim bir e, hayatı mı yaşamaya geldin sen buraya ya? Bir kalite lazım insana, kalite. Müslümansın sen. Adın bak ne kadar güzel adın İslami bir ad. Efendim annen baban Müslüman insanlar böyle cennet gibi vatan ezanı Muhammediler okunuyor. Harika bir ortam. Efendim her şey var. Niye çalışmıyorsun? Niye çalışmıyoruz? O zaman kıyamete gidince de Allah-u Teala onları kör olarak haşredeceğiz diyor. Ama Göremiyor. Allahu Ekber. Kabirden kalkıyor. Gözler kapalı. Gözüm görmüyor. Ben niye böyleyim? Diyecek ki Rabbi lime haşerti ve kad basira. Rabbim ben niye ama oldum, kör oldum, niye ben göremiyorum? Abi ki ben görüyorum Allah ekber. Cenab-ı vermiş olduğu cevap. Bu da artık Son bölüm. Kale kezalike etetke ayatuna felesite. Siz sen bizi nasıl unuttuysan biz de bugün seni unutuyoruz. Efendim ve unutulanlardan oldun. Kendi haline terk edildin. Ama olarak haçlı olmayı efendim hak ettin. Tabi kendin bu zemini hazırladın. Rabbim o noktaya düşünmesin inşallah. Ya Rabbi aç gözümüzü ya Rabbi. Aç gözümüzü Allah'a. Müjdeli bir efendim ayet-i celileyle sohbetimizi toparlayayım. Rabbimiz buyuruyor ki Talak suresinin ikinci ayetinin sonuyla üçüncü ayetin başını birleştirince şöyle efendim bir güzel müjde çıkıyor. Ömen yettekilla yec'al lehu mahraca ve yerzukuhu min haythu la yahtesib. Kim Allah'tan korkar, Allah'a saygılı davranırsa, Allah'ım ya Rabbi ben seni kulunum, ne dersen yaparım derse, Allah ile bağlantısı güzel kurarsa, harama dikkat eder, helale dikkat eder, böyle güzel düzgün bir hayat yaşarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Dertlerinden, sıkıntılardan çıkış yolu ihsan eder. Parasıyla efendim çıkış yolu ihsan eder. Hastalığıyla çıkış yolu ihsan eder. Çocuğunun bir efendim ise yaramazlığı vardır. Ondan çıkış yolu ihsan eder. Kısacası Allah devreye girer. Kulum sen beni tanıdın. Benle güzel bir ihtivata girdin. Bana karşı saygılısın. Sözlerimi dinliyorsun. O zaman ben de sana sahip çıkıyorum. Ve yerzukhu min haythu la yahtezib. Beklemediğin yerden sana rızık kapıları açacağım. Rahatlatacağım seni merak etme. Yapar mı Allah? Vallahi yapar, billahi yapar, tallahi yapar. Allah sözünden dönmez. Yeter ki biz Allah'ımıza bu noktada bir adım atalım. Biz adım atarsak Allah'u Teala Celle bize efendim yürüyerek gittiğimizde koşarak gelecektir. Onun için de bu ayeti gelirin şu Tarak suresinin ayeti gelirin tefsirinde bize sık sık cennet hazinesi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği La havle ve la kuvvete illa billah tesbihini söylemeyi tavsiye ediyorlar. Rızık genişlemesi için, ev huzuru için, çocuklarımızın hayırlı olması için, namazı rahat kılabilmek için, günahlardan uzak kalabilmek için günde en az yüz kere la havle ve la kuvvete illa billah Allah'ım güç kuvvet sendedir. Sen efendim nasip edersen ben bu güzellikleri, bu iyilikleri bu efendim senin sevdiklerini yapabileceğim. Allah'ım sen güç kuvvet verirsen bu yanlışlardan da, günahlardan da, efendim sevmediğin yollardan da uzak kalacağım. Sen bana yardım et Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Sözüne devam inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir vakbetimizi hayır hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Evlatlarımızı neslimizi hayırlı eyle. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eyle. Evlerimize huzur, işlerimize, kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapında başka kapı aratma. Ya Rabbi helalinden ayırma. Harama bulaştırma. Bir lokma olsun bize, çocuklarımıza, neslimize haram yedirme Ya Rabbi. Bizden dua bekleyen kardeşlerimizin de dünyaların ahiretlerini mamur eyle. Dünya ahiret sıkıntıları çektirme. Allah'ın bütün İslam alemine Doğu Türkistan, Filistin, Gazze, İdlib, Suriye, Afganistan, Kazakistan, Myanmar, Yemen, efendim ne varsa bütün dünyadaki ülkelere Müslüman kardeşlerimize sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım hastalar şifa, dertlere deva, boşluğa edalar nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya Rabbim umduklarımıza nail eyle. Kortuklarımız emineyle Son nefeste imanı kamille. Sıfır kilometre günahlarımız efendim arınmış, pırıl pırıl olmuş bir şekilde yanına gelmeyi nasip eyle. Kabre girerken de cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle kabir sorularına kolaylıkla cevap verebilmeyi nasip eyle. Sonra da Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi, yıldırım gibi geçip inşallah ilk renlerle cennetine, cemaline kavuşabilmeyi bize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize nasip eyle. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin Dualarımızın kabulü için Günahlarımızın affolması için Ümmeti Muhammed'in Sıhhat ve selameti için Hayırların fethi Şerlerin defi için Bütün Ölmüşlerimizin de ruhları için Allah rızası için El Fatiha